Şimdi RAM soracaksınızdır. Samsung'un sitesini açın. Teknik özelliklere bakın bir zahmet. Yani her şeyi de bizden beklemeyin. Çünkü ben biraz daha deneyimi anlatmak istiyorum sizlere. Olabilir miydi? Keşke o seçimi bize bıraksaydı Samsung. Ya onu da söyleyebilirim. Buradan ufak da bir eleştirimiz olsun. Şimdi burada da Samsung yetkilileri var. Ondan dolayı benim gözümün içine bakıyorlar. Şey yapmayın yani. Kısa ama biz eksileri de söylüyoruz. Ne yapalım yani. Ben öyle bir hayal ettim yani bu arada. Onu da söyleyeyim. Samsung'un yeni amiral gemisi serisi. Samsung Galaxy S21 elimizde. 3 farklı modelle Türkiye'de satışa çıktı. Şimdi sizler için inceleyeceğim. Ama tabii önce hangi modelden başlayalım? Bence Samsung Galaxy S21 Ultra modelinden başlayalım. Aslında diğer model için de şunu söyleyebiliriz. Artık Samsung biraz tasarım çizgisini değiştirmiş. Önceki S ailesinin tasarımından biraz daha farklı bir tasarımı var. Hemen ben tasarımdan başlayacağım. Çünkü gerçekten benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok beğendim. Şimdi baktığımda şurada bir cam yüzey zaten bizi karşılıyor. Ama işin bütün farklılığı da şurada. Yani alüminyum çerçevede. Alüminyum çerçeve artık kameraları korur bir hale gelmiş. Yani çizgiyi görüyorsunuz zaten. Şuradaki yüksekliği de görüyorsunuz. Alüminyum çerçeve buradan geliyor. Kameraları sarılıyor, sarmalıyor, sarıyor. Artık aklınıza ne gelirse onları yapıyor. Ve sonrasında burada veda diyor kameralara, devam ediyor yoluna. İşte böyle bir tasarımı var. Diğer modellerde de yine benzer bir tasarım çizgisi var bu arada. Hemen hemen aynı. Ama burada beni en çok tabii ki teknolojik olarak cezbeden model S21 Ultra oldu. Çünkü hem kameralar açısından, hem ekran teknolojisi açısından, hem de başka özellikler açısından gerçekten öne çıkan birçok özelliği var. Şimdi ben de bu özellikleri sizler için inceleyeceğim. İlk olarak ben ekrandan başlamak istiyorum. Çünkü ekranı 6.8 inçlik bir ekran. Ekranı WQHD Plus bir ekran olarak değiştirmiş. Yani 2K çözünürlükten bahsediyoruz. Daha önceden Full HD Plus'tı bu çözünürlükler. Şimdi artık 2K çözünürlüğe Samsung geçmiş durumda. Ve geçince ne oluyor? Tabii ki şu oluyor. 120 Hz'lik tazeleme oranı her saniye sizi destekliyor. Yani PUBG mi oynuyorsunuz veya başka bir oyun mu oynuyorsunuz, ne oynuyorsanız veya film mi izliyorsunuz, artık aklınıza ne gelirse daha iyi bir şekilde içeriklere hakim oluyorsunuz. Ve tabii ki bu da sizin deneyiminizi üst seviyeye çıkartıyor. Bu özellikle geçtikten sonra tabii ki Samsung'un en iddialı olduğu konuların başında ne geliyor? Kamera geliyor tabii ki. Kameralar geliyor daha doğrusu. Dörtlü bir kamera sistemine sahip. Burada zaten kameraları göreceksiniz. Ve aynı zamanda bir de lazer odaklama sensörüne sahip. Bu lazer AF yani lazer odaklama sensörü de tabii ki loş ortamlarda sizin daha hızlı odaklamanızı sağlıyor. Fotoğraflarınızı, videolarınızı daha iyi çekmenizi sağlıyor. Ama şimdi tabii ki kameralara geçelim. Ana kamerası tam tamına 108 megapiksel. Artık zaten bu da bir standart olmaya başladı bence. Hemen altında ultra geniş açı kamerası var. Ve ultra geniş açı kamerası 12 megapiksel olarak konumlandırılmış. Hemen altına baktığımız zaman bir 10x optik zoom yapabilen telefoto lensi var. Telefoto kamerası var. Bu 10 megapiksel. Hemen altında başka bir telefoto kamerası daha var. Bu da 3x kadar size zoom yapma imkanı sunuyor. Bu da yine 10 megapiksel. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Acaba Samsung neden 2 tane telefoto lens koymak zorunda hissetti kendini? Şimdi onun da güzel bir açıklaması var. Şimdi ona da geçeceğiz. Çünkü gerçekten çok enteresan özellikleri var. Hepsini deneyimleyeceğim ben sizler için. Şimdi bu kameraların tabii ki en önemli farkı ise hepsi ayrı ayrı 4K kalitede video çekebilmesi. Önceki modellerle kıyasladığımızda sadece geniş açılı kamera 4K 60 FPS olarak bir video kaydı yapabiliyordu. Şimdi artık bütün bu kameraların hepsi 4K kalitede ve aynı zamanda 60 FPS olarak video kaydı gerçekleştirebiliyor. Şimdi isterseniz gelin bir kamera deneyimine göz atalım. Çünkü gerçekten çok enteresan özellikleri var. Hemen telefonu da açayım bu arada. Ya, ekran da gerçekten çok güzel olmuş. Yani Samsung bu ekran içinde bence iyi yapıyor yani şöyle renkleri falan. Ben çok yani beğeniyorum Samsung'un bu konudaki başarısını. Bu arada tabii şu bilgiyi de bence vermek lazım. Çünkü şu anda paylaşılan bilgilere göre tabii ki bu. Şu anda akıllı telefon pazarındaki en fazla nit değeri aha da bu ekranda. Yani 1500 nitten bahsediyoruz. Şimdi rakipleri söylemeyeyim. Onlar da bildiğim kadarıyla 1200 civarında. Yani 1500 nitlik bir burada ekran parlaklığı oranı var. Dolayısıyla film izlemesi de oynaması da her şey çok keyifli olacaktır. Onların hepsini deneyimleyeceğiz. Detaylı incelemede hepsine yer vereceğiz. Şimdi kamerayı açtıktan sonra kamera modunda tek çekim özelliği. Bu çok öne çıkartılan bir özellik. Çünkü enteresan özellikleri var bu konuda. Tek çekim özelliğiyle şunu yapıyorsunuz. 5 saniye ile 15 saniye arasında siz aslında bir video gibi bir şey çekiyorsunuz. Ama Samsung'un
üçlü işlemcisi, yani Equinox 2100 işlemcisi. Bu işlemci bunu işliyor ve aralarından en güzel olan kareleri alıyor, sizin önünüze çıkartıyor. Ve aynı zamanda sadece fotoğraf çekmekle ya o fotoğrafları size sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda bir kısa video klibi yapıyor. Hatta eğer ihtiyacınız varsa filtrelerde üstüne koyarak kendi içeriklerinizi de oluşturabiliyorsunuz. Keyifli anlar için, Instagram'da paylaşmak için, orada paylaşmak için, burada paylaşmak için bunları da kullanabiliyorsunuz. Şimdi hemen deneyelim bakalım bu özelliği nasıl çalışıyormuş. S21 ailesindeki tek çekim özelliği için şu an 15 saniyelik bir çekim yapıyorum. Jonglör arkadaşlarımız şu anda çok güzel bize hareketler gösteriyor. Şu anda çekim tamamlandı. Ve buradan şimdi kliplere bakacağız hep birlikte. Şöyle bir bunun video kaydı. Ondan sonra şöyle bir en beğendiği fotoğraf bu çıktı. Şöyle. Aa süpermiş. Çok güzel yaptın. Ve şöyle bir yavaşlatılmış çekim özelliği yine. Ve aynı zamanda hızlandırılmış. Bakıyoruz. Bir de bumerang da var. Ve tekli çekimler de yapmış. Ondan sonra siyah beyaz yapmış bir tane. İster video olarak kullanın, ister fotoğraf olarak kullanın. Özellikle son dönemlerde sosyal medyada paylaşımları yapmak için veya işte eğer video içerik üretiyorsanız yine bu özelliği kullanabilirsiniz. Şimdi diğer özelliğe geçelim. O özellik de video modunda. Daha fazlaya geliyorsunuz. Kamera modları arasında en sağdaki seçeneğe gidiyorsunuz. Sonrasında yönetmen görünümü var. Bakın burayı iyi dinleyin. Çünkü bu da benim çok hoşuma gitti. Sizin seçtiğiniz kameraları, çünkü 4 farklı kameradan bahsediyoruz burada. Tabii öndeki 40 megapiksellik selfie kamerasında düşününce 5 kamera var. Ama şöyle yapıyor. 3 farklı kamera arasından ve öndeki kameradan sizin seçim yapmanızı sağlıyor. Yani ben bir yerden kendimi çekerken diğer yandan da aslında istersem bu 10x telefotoyu kullanarak başka bir videoda çekebilirim. Veya ultra geniş açıyı kullanarak başka bir açıda çekebilirim. Bu ne işe yarayacak peki? Mesela bir maça gittiniz, maçta bir içerik çekeceksiniz, bir pozisyona giriyor takımınız ve aynı zamanda siz de hem kendinizi hem de yanınızdakileri çekmek istiyorsunuz. Yani o anda kimin nasıl tepki vereceğini de çekmek istiyorsunuz. O zaman işte bunu kullanıyorsunuz. Düşünsenize, şöyle bir düşünün. Fenerbahçe'miz gidiyor. Mesut Özil gelmiş. Ondan sonra pasını veriyor. Çekiyorsunuz, vuruyor ve gol. Mesela o, ben onu isterdim mesela. Onu gerçekten hem kendimi görmek hem de Mesut'u görmek isterdim. Ha, bunun şöyle bir belki kafada soru işareti olabilir bu arada. Evet, belki bunu mesela şöyle kullanılabilirdi bence. Bir ultra geniş açı, bir de aynı zamanda telefoto, yani hem geniş açı alıp hem de yakın bir kadrajla almak, bilmiyorum. Olabilir miydi? Keşke o seçimi bize bıraksaydı Samsung. Ya onu da söyleyebilirim. Buradan ufak da bir eleştirimiz olsun. Şimdi burada da Samsung yetkilileri var. Ondan dolayı benim gözümün içine bakıyorlar. Şey yapmayın yani. Kısa ama biz eksileri de söylüyoruz. Ne yapalım yani. Ben öyle bir hayal ettim yani bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet, bu özellik de gerçekten güzel bir özellik. Hoşuma gitti. Kullanması oldukça keyifli. Videodan bahsediyoruz. Tabii ki bir de bu videodaki en maksimum çözünürlükten de bence bahsetmek lazım. Çünkü Samsung önceki modellerinde 8K'yı getirmişti 24 FPS'te. Bu özellik S21 ailesinin bütün üyelerinde de devam ediyor. Yani 8K videolarınızı 24 FPS'te çekebiliyorsunuz. Ve isterseniz tabii ki bunu 8K destekleyen güzide platformumuz YouTube'a da yükleyebiliyorsunuz ve izleyicilerinizle 8K videolar paylaşabiliyorsunuz. Hazır laf video içerik oluşturmadan açılmışken şunu da bence paylaşmak lazım. Bu optik stabilizasyon özellikleri vesaire vesaire, artık yani daha stabil görüntüler istiyoruz. Daha stabil videolar istiyoruz. Bu özelliğin ismi de süper steady veya süper dengeli olarak da Türkçe'ye çevrilmiş. Yani siz yürürken, koşarken veya bir aksiyon içindeyken bu modeli kullanarak çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Ve bu arada tabii ki şunu da soracaksınızdır muhakkak. Selfie de nasıl? Çünkü 40 megapiksellik bir selfie kamerası var. Selfie moduna geçtikten sonra burada güzel bir Samsung'da değişikliğe gitmiş. Çünkü daha önceden canlı odak olarak bilinen selfie modunu, yani arkayı bulanıklaştırma, alan derinliği verme özelliğini ne olarak değiştirmiş? Portre olarak değiştirmiş. Burada daha fazla özelliğine geliyorsunuz ve portre modu. Artık portre modu olarak geçiyor. Ve buradan selfie'nizi yapabiliyorsunuz, ancak burada ise istediğiniz arka planı da verebiliyorsunuz. Bulanıklaştır zaten arka planın işte alan derinliğini sağlıyor. Stüdyo var. Mesela şöyle bir şey var. Bu açık mono. Koyu mono. Bu da fon yapıyor size. Bu da güzelmiş. Ondan sonra mesela bu da arka plan siyah beyaz. Ön ise renkli. Yani portre modu artık
ismi portre modu olan bu yeni özellikle beraber isterseniz monokrom, isterseniz başka şeyler de yapabiliyorsunuz. Bu da Samsung'un S21 ailesiyle getirdiği özelliklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak aslında ilk bizdeki izlenimleri bu şekilde. Şimdi RAM soracaksınızdır. Samsung'un sitesini açın, teknik özelliklere bakın bir zahmet. Yani her şeyi de bizden beklemeyin. Çünkü ben biraz daha deneyimi anlatmak istiyorum sizlere. Öyle işte teknik özellik, Equinox 2100 işlemci, 12 GB RAM'e sahip, o su var, bu su var. Bunlar bizlik değil. O yüzden Samsung'un sitesini açın, teknik detaylara bakın. Biz biraz daha deneyim odaklı gidiyoruz. Peki S21 ailesinin diğer kardeşlerinde, diğer modellerinde ne gibi özellikler var? Bu S21 Plus, bu 6.8 inçlik ekrana sahip değil de 6.7 inçlik ekrana sahip. Dörtlü bir kamerası yok da üçlü bir kamerası var. Yani 10x size zoomlama ihtimali vermiyor. Bu ne yapıyor? 100x'e kadar zoom yapıyor. Ama bu 30x'e kadar zoom yapıyor. Yani kardeşi diyoruz zaten. Kardeşlerin her zaman bir eksikleri vardır. Ne farkı var? 108 megapiksellik ana kamerası yok. Onun yerine 64 megapiksellik telefoto kamerası var. Farklı. Neden farklı diye söylüyorum. Çünkü şundan dolayı farklı. Baktığımız zaman genellikle ana kamerada veya geniş açı kameralarda artık yüksek megapikseller olurdu. Ancak Samsung artık baktım ve gördüğüm kadarıyla 64 megapikseli telefoto da kullanmış. Yani şu mesajı veriyor. Kardeşim ben size uzakları yakın ederim. Uzak çekimlerinizde kaliteli görüntü sunarım demiş. Ben bu mesajı aldım. Ondan sonra bir de ekranda bir farklılık var. Evet, boyutu 0.1 inç küçük, doğru. Ama aynı zamanda öncekinde WQHD Plus ekranı vardı. Bunda ne var? Full HD Plus ekranı var. 120 Hz'lik ekranda adaptif olarak yine bu modelde sunuluyor. Ve ailenin diğer üyesine bakalım. O da S21 bu arkadaş. Bu modelin de 6.2 inçlik bir ekranı var. Biraz önce söylediğim gibi, yani bir büyüğü S21 Ultra gibi değil de S21 Plus gibi, üzerinde Full HD Plus bir ekran var ve bu ekranda yine adaptif olarak 120 Hz'lik tazeleme oranını destekliyor. Kameralarda yine üçlü bir kamera var. Yine Samsung'un yine S21 ailesiyle getirdiği bu tasarım anlayışını yine bu modelde görebilirsiniz. Bu modellerin aslında en temel farkı da şu. Azra iyisin değil mi? Tamam, güzel. İyisen problem yok. Ben düşük bayılıyorsun sandım. Kameraları da şu şekilde: 12 megapiksellik bir ana kamerası var, 12 megapiksellik ultra genişlik kamerası var ve 64 megapiksellik de yine telefoto. Yine Samsung bu modelde de barınıyor onu, telefoto kamerada kullanmış. Daha güçlü bir telefoto kamerası var. Ve onun haricinde aslında şunu da söylemek lazım bence. Özellikleri, diğer özellikleri, yani bu kamera ve ekrandaki özelliklerin haricindeki özellikleri, yani bu işte tek çekim özelliği, aynı zamanda yönetmen görünümü özelliği gibi özellikler de yine bu modellerde mevcut. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. S21 Ultra S Pen desteğine sahip. Yani eğer notunuz varsa ve notunuzun şöyle bir kalemi muhakkak vardı çünkü içinden çıkıyor. Ondan sonra bu kalemle bunu kullanabiliyorsunuz. Not alabiliyorsunuz şu anda. Önümüzdeki günlerde bir güncelleme gelecek ve bu güncelleme sayesinde not gibi kullanabileceksiniz. Yani uzaktan selfie çekmek için, sunum sayfalarınızı değiştirmek için gibi gibi pek çok özelliğini kullanabileceksiniz. Hatta Samsung şöyle bir şey de yapmış bu arada. S21 Ultra'nın kılıfının yanında bir de kalem girişi var. Yani bir kalem yuvası da var. İsterseniz oraya da koyup bunu da kullanabiliyorsunuz. Kalemi de isterseniz zaten ayrıca da satın alabiliyorsunuz. Bu da yine bence güzel bir özellik olmuş. Bunu da beğendim. Ve 5G'ye sahip. Özellikleri aslında bu kadar. Hemen kısaca renklerinden de bahsedeyim. İki renkle geliyor. İki farklı renk seçeneği var. Bu siyah rengi. Görüyorsunuz zaten. Bu söylemeye de gerek yok çok. Siyah rengini. S21 Plus ise 3 renkle geliyor. 3 renk seçeneğine geliyor. Ve bu arada bu da lansman rengiymiş. Buna bayıldım ben. Yani zaten ben mavi hastasıyım. Ve burada da bir böyle sanki altın rengi gibi bir renk var. Çok da şık olmuş. Yani bu biraz daha farklı bu arada. Çünkü bu kamera yuvası bunda farklı renk. Ve S21 ise, ailenin en küçüğü ise, 4 farklı renkle geliyor. Yani istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Pembiş rengi var. Ondan sonra size pembiş verebiliriz. Pembiş olmazsa şöyle bir gravit rengi. Gravit olarak bunu söyleyebiliriz. Böyle bir koyu renk, füme rengi var. Beyaz rengi var. Var mı? Beyaz? Varmış. Attım halbuki var. Beyaz rengi var, varmış bu arada. Var bu arada. Hepsini göstereceğiz bu arada. Başka renklerini de göstereceğiz. Kısacası videomuz bu kadar. Bunlar arkadaşlar bir ön inceleme videosu oldu. Yani sizler için detaylı incelemesini mutlaka yapacağız. Kesinlikle yapacağız. Bunları ön inceleme videosu olarak lütfen kabul edin. Ve fiyatlarını da bu yüzden paylaşamıyoruz. Çünkü daha bu telefonlar Türkiye'de tanıtılmadı. Dünyada tanıtılmadı. Ne Türkiye'si? Şu anda bu telefonlar Türkiye'de ve dünyada tanıtılmadı. O yüzden satış fiyatları da belli değil. Onun için de bir şey diyemiyoruz. Kısacası videomuz bu kadar. Bizi takip etmeye devam edin. YouTube kanalı Ahmetcan, TikTok Ahmetcan, Instagram Ahmetcan. Abone olun, yorumlarınızı yapın.
Videoyu da beğenin. Önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.